Öneri sahibi İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu. Buyurun Sayın Ağıralioğlu. Süreniz 5 dakika. Ne yapalım? Kısmet. Grubunuzu temsilen size konuşuyorum. Hemen hemen neredeyse Sayın Başkan, yani değerli milletvekilleri diyemeyeceğim kadar azız içeride. Kıymetli milletvekillerimiz, Sayın Başkan. Parti grubumuz adına seçim satına girildiğimiz zaman siyasetin bozulan diline mesnet edilen beka meselesine birazcık farklı bir perspektif kazandıralım diye mevzuya önerge verdik. Şimdi bu hususta arz edeceğim şey şudur. Beka problemi diye bir problem var ise bile ya da oluşma ihtimali mevcut ise bile bu muhalefetin iktidara diyebileceği bir şeydir. 17 yıldır iktidarı büyük bir kuvvet ve kudretle elinde bulunduran, her türlü kanunu çıkarma selahiyetiyle siyaset eden bir siyasal topluluğun 17 yılın nihayetinde milletinin karşısına çıktığı zaman memlekette bir beka problemi vardır diye bir seçim mottosunu kullanıyor olması, ben 17 yıl ülkemi kötü yönettim demektir. Aslında muhalefet iktidarın icraatlarını denetlemeye teşebbüs ettiğinde der ki, şu şu işleri yapmaya devam ederseniz memleketinizde bir beka problemi oluşacak. Misalen ne diyebilir muhalefet size? Atamalarınızda size yakın, size yandaş, sizin siyasi perspektifinize yakın diye münasebetsiz adamları devlet ricali haline getirirseniz ve burada sistematik bir kurumsallaşmaya imkan verirseniz, biraz daha açıyorum, FETÖ'cüleri istihdam ederseniz beka problemi olur diye feveran eder. Siz de dersiniz ki olay bizim kontrolümüz altında, bunun bir beka problemi oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Sonra muhalefet size der ki, milletle beraber olup eşkıyanın başını kesmek zorundasınız. Dikkat edin, eşkıyanın başıyla oturup milletin başına bela olmayasınız. Olursanız beka problemi oluşur diye muhalefet der. Bugün yanınızda duran Milliyetçi Hareket Partisi dün size böyle devam ederseniz beka problemi olacak diye bağıran taraftı. Eşkıyanın başını ezmek için milletle beraber oturmak zorunda olanların eşkıyanın başıyla oturup milletin başına bela olduğu süreç beka problemine döndü aslında. Mevzu aslında öyleydi. Muhalefet diyecek ki size, bütçenizi 5-10 tane müteahhite teslim ederseniz yatırımların tamamını kontrolsüz hale getirip kamu ihale kanununun 7 tane istisnasını, F'ye kadar olan istisnasını Z'ye kadar getirip ondan sonra o istisnalara 1-1, 1-2, 1-3 diye bir sürü istisna ekler, bütçeyi delik deşik ederseniz beka problemi olur der size muhalefet. Siz de dersiniz ki bütçe disiplinini asla feda etmeyeceğiz, bir beka problemi yoktur. Muhalefet derse ki size, dışişlerinin ferasetsizliğinin bedelini bütün bir millet öder. Eğer bu Suriye'de içine çekildiğiniz bataklığı görmezseniz yurdunuz 3-4 milyon mülteci akınına uğrar. Ondan sonra da altından kalkılamaz, toplumsal savrulma yaşarsınız der muhalefet. Bu bir beka problemine dönüşür der. İktidar der ki arkadaşlar, olay tam haliyle bizim kontrolümüz altındadır. Asla bir beka problemi olmaz. Muhalefet size der ki, devletin istihdam politikalarını kendinize yakın olanlardan seçerseniz, size yakın sendikalar kurarsanız, size yakın sendikaların bürokrasideki istihdam oranlarını %90'lara getirirseniz, nimet külfet dengesini bozarsanız devletin bir beka problemi olur. Muhalefet böyle söyler. Siz de dersiniz ki asla öyle bir şey yok. Biz liyakatle istihdam ederiz. İstihdamın mensubiyetten, taassuptan oluşmasına asla izin vermeyiz. Liyakat hakkın temelidir dersiniz. Beka problemi çözülmez. 17 senedir aslında muhalefetin size böyle 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 yaparsanız beka probleminiz olur diye mevzu edebileceği şeyi olağanüstü bir siyasi illüzyonla beka problemi üzerinden milletin size borçlanma süreci haline getirdiniz. Büyük bir başarıdır. Siyasi olarak yaptığınızın büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Ama beka probleminin sebebi öğrenme maliyetleri bu kadar yüksek olan siyasi ferasetsizliktir. Bunu şunun için arz ediyorum. Her başımıza gelen gaileden sonra hükümetimizin yetkililerinin en üstten en aşağıya kadar bu olandan bitenden ders alıyoruz diye arz endam etmelerinin bizdeki tezahürü şudur. Devletin idaresi elinde bulunan topluluk
Siyasi hükümet, siyaseten hükümet eden topluluk siyasi irade ders almaz. Alınmış derslerin icraatını yapar. 17 yıldır başımıza gelen her gaileden sizin ders alıyoruz cümleleriyle hala siyaseti idame ettiriyor olmanıza vallahi şaşırıyorum. Bina yıkılıyor, ders aldık. FETÖ'cüler darbe yapıyor, ders aldık. Ya PKK'lıların PKK'lı olduğunu öğrenmek için çözüm diye bir rezalete ne gerek vardı? Soraydınız bize söyleyeydik. Suriye sınırında. Söz. İlave süre istiyor musunuz Sayın Ağar? Mukabelenizin böyle olması aslında beka probleminin gayri ciddiliğine hamledeceğimiz bir şeydir. Yoksa biz bu mevzuda bir beka problemi olduğuna zaten ihtimal vermiyoruz. Türk milleti buraya girdiğinden beri, Türk devleti burada kurulduğundan beri, adı ne olursa olsun bu beka problemine şöyle cevap verdiği için bizim devletimizdir. Varlığımıza kast eden herkese kuvvetle, kudretle mukabele. Devletimizin bünyesini, bürokrasisini bozmak isteyen herkese adaletle mukabele. Toplumun infiale sebep olacağı kadar kayırmacılığa adaletle, eşit paylaşımla mukabele. Devletin keyfi uygulamalarının önüne geçmek için hesap verebilir bir ciddiyetle mukabele. Bütün bunlar olup biterken vatandaşını en zayıfla en güçlü karşısında müsavi tutacak bir adalet mekanizmasıyla mukabele edebilseydiniz bugün beka diye bir şey konuşmuyor olacaktık. Şimdi bizden istediğiniz nedir? Bizden istediğiniz belediye başkanlığı seçimini beka diye algılayıp sizin lehinize feragat mı etmemizi istiyorsunuz? Belediye başkanlığı seçimine girmiyoruz. Ülkemizin korkunç bir beka problemi var. Biz mesela Yozgat'ın belediye başkanını Cumhur İttifakı seçmezse ülkemiz yıkılacak gibi bir cümleye inanmamızı mı istiyorsunuz? Ya da milletiniz buna inansın. Muhalif... Ben sesleniyorum. Şayet ülkemizi toparlayacaksınız. Biz kendimizi bu anlamda bizden talep edeceğiniz her türlü fedakarlığı yapmaya da razı ederiz. Onun cümlelerini de kurarız. Ne istiyorsunuz tam olarak? Ne talep ediyorsunuz? Seçimlerden çekilelim. Sebebi hikmeti şu olan icraatlarınızın övme cümlelerini mi kuralım? Yani Rabbul Alemin hükümetimizi bize veli nimet olarak halketti. Bizi de hükümetimize maraba yarattı. Bizim zaten vazifemiz hükümetimizin her yaptığını, ya ne kadar olağanüstü insanlarsınız, ne keskin ferasetiniz var. Sizin gibi müstesna siyasetçileri Türk tarihi hiç görmedi. Allah sizi takdir etme payesini bize verdiği için hamdimizle beraber yaptığımız kabahatleri, kusurları affetsin. Biz sizi hangi cümlelerle takdir edelim? Onları da tensip buyurun ki sizi takdir ederken kabalık etmeyelim falan dememizi mi bekliyorsunuz? Nedir bu? Yani nihayetinde benzer cümleleri biz muhalefet adına benzer cümleler biz kursaydık. Bir seçim satında, bir seçim mahallinde bizden pahalılık dolayısıyla müşteki olsa vatandaşlarımız ve biz onlara desek ya ayıp değil mi? Utanmıyor musunuz? Yani bu kadar sağa sola mermi attığımız zaman domatesin, pırasanın fiyatı mı falan mevzu edilir desek ya bizi sokağa çıkaramaz hale getirirsiniz. Bizim sizinle ilgili tek şikayetimiz şu, mevzunun en ciddiye alınması gereken yerlerini ciddiyetle konuşamıyor olmanızdan kaynaklanır bir savrulma görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, dilindeki nobranlığın bu sıralar çok arttığını görüyoruz. Biz danışmanlık verebiliriz. Olur ki Cumhurbaşkanının kaybettiği itibar devletin itibarına zarar vermesin. AK Parti Genel Başkanı olarak giriyor ama bir taraftan Cumhurbaşkanı. Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'ni ben kurdum diyor. Vatandaşı pahalılıktan şikayet edince mermiyi hatırlatıyor. Adnan Menderes Üniversitesi'ni ben kurdum diyor. Efendim Yıldız Sarayı'nda Abdülhamit Han infaz edildi, idam edildi diyor. Danışmanları doğru bilgi vermiyor olabilir, bize sorsun. Mesela PKK bir terör örgütü mü? Biz söyleyebilirdik, tecrübeye gerek yok. Bunun için arz etmeye çalıştığım husus şudur. Ciddi davranmak zorundayız. Bu Türk yurdu ciddiyetle yönetilmeyi hak eden bir yurttur. Burada memleket millet meselelerini konuşurken bizim hissemize hiç değilse dostluklarımızı falan geçtim. Siyasi olarak kavgalarımızda bile bir asalet olması lazım. Muhalefetin bile mevzu ederken çıkardığımız mevzularda 100 sene sonra okunacak tutanaklarda ciddiyet lazım. Birinci meclisin tutanaklarını lütfen okuyun. Öyle bir meclis dünyanın o döneminde hiçbir yerinde yoktu. Muhtevaya bakın, dile bakın. Arkadaşlar istirham ediyorum. Bu konuştuğumuz meseleleri 10 sene sonra, 20 sene sonra okudukları zaman çocuklarımız istihza edecekler bizimle. Dolayısıyla biz aslında beka problemi olduğuna inanmıyoruz. Ama olursa bilirsiniz ki biz yurt dışında sınırımızın ötesinde PYD'ye kurdurulacak olan bir PKK devletinin üzerinden bahane edilerek
Sayın Cumhurbaşkanı'na sallanılacak parmağın dahası mıyız? Yani Cumhurbaşkanı'na dışarıdan sallanacak parmağın devlete sallandığını bilecek kadar vatan millet sevdalısıyız. Kim sallarsa parmağı kırmayı namus borcu biliriz. Dolayısıyla dış meselelerimizle ilgili bizim üzerimizden vicdanımızı borçlandıracak bir zafiyet alanına